Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum biraz geç atıyorum videoları ama aynı zamanda çalıştığım için ve bu Almanya işleriyle uğraştığım için videolar biraz geç geliyor. Yorumlar ve mesajlar geliyor. Instagram'dan yazan arkadaşlarımız oluyor. Neden videoları geciktiriyorsun? Senden haber bekliyoruz. Daha detaylı bir video çeken kimse yok. Lütfen daha çok video çekip bizi bilgilendirebilir misin diye mesajlar alıyorum. İzmir'den 3 arkadaşla konuşuyorum şu anda. İstanbul'dan bir arkadaşla konuşuyorum. Antalya'dan 7 arkadaşla konuşuyorum. Ve bunların hepsinin isim ve soy isimlerini not aldım. Telefonlaşıyoruz kendileriyle. Yönlendiriyorum. Arkadaşlar yine söylüyorum. Lütfen benim çeviriyi yaptırmış olduğum arkadaş, yani arkadaştan tabii ki yaptırabilirsiniz. Fakat mutlaka ıslak imzalısında, yani herhangi düşük bir ücret karşılığında kendinize kargo olarak gönderin. Çünkü konsoloslukta şunu düşünüyorum, mutlaka ıslak imzalısı, yani orijinal belgeyi görmek isteyecektir. Çünkü bilgisayardan gönderilen veya WhatsApp üzerinden gönderilen PDF'leri kabul etmeyebilir. Biz, yani benim hedefim her zaman şuydu, sıfır eksik, sıfır hata. Ben bu şekilde çalışıyorum. Bütün belgelerimi buna göre düzenliyorum, buna göre ayarlıyorum. Yani açık söyleyeyim arkadaşlar, benim evlilik cüzdanıma kadar, çocuklarımın kimliklerinin fotokopisine kadar, benim ehliyetim, yani bunların hepsini ben dosyaya ekleyeceğim. Ve bu şekilde vizeye başvuru yapacağım. Şu anda size gelmiş olan denklik belgemi göstermek istiyorum. Denklik belgesi bu şekilde arkadaşlar. Yani toplamda kaç sayfaydı? Bir bakmam lazım. 7 sayfalık bir belge. Gördüğünüz gibi, yani burada denklik dediğimiz basit bir kağıt parçası değil. Burada seninle alakalı bilgilerin yazılmış olduğu bir sayfa. Bana denklik veren müfettiş, benim belgelerimi inceleyen müfettiş Seyhan Soytap Zolkadar diye bir bayan. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Belgelerimi, bütün hepsini, dosyaları size bir önceki videolarımda anlatmış olduğum gibi, her belgeyi, kimlikse Almanca ismine kimlik yazıyorsunuz. Diploma ise Almanca ismine diploma diye Almancasını yazıyorsunuz. Bütün belgeleri isimlerine göre adlandırıp o şekilde tek bir dosya haline getirip sonra bilgisayarımızda, şöyle söyleyeyim, hemen size yapıyorum. Yeni bir klasör diyorum. Buraya işte diploma diyelim arkadaşlar. Yani bunu çok şey yapmayacağım, hemen göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde sağ tıklayıp arşive ekle RAR diyoruz. Diploma, gördüğünüz gibi bu şekilde bir dosya oluşmuş oluyor. Yani IAKFOSA'ya gönderecek olduğumuz dosya, şöyle sağ tıklayıp bütün dosyaların buranın içerisinde olduğunu düşünerekten sağ tıklayıp RAR dosyası yapıp bu şekilde göndereceğiz. Yani çok zor değil arkadaşlar. Ha, bilgisayarınızda eğer RAR programı yüklü değilse hemen Google'dan aratıp bir RAR programı yüklüyorsunuz ve sonrasında sağ tıklıyorsunuz dosyanıza, arşive ekle diyorsunuz, RAR dosyasını bu şekilde elde ediyorsunuz. Neden bu şekilde yapıyoruz? Çünkü herkesin dosyaların boyutları yüksek olduğu için RAR'la sıkıştırıp bu şekilde istiyorlar. Tabi direkte gönderebilirsiniz ama ben her şeyi usulüne uygun ve onların anlayacağı dilden konuşarak yapmayı tercih ediyorum. Yani bir önceki şeyde göstermem lazım. Yok, bu değil. Bu arada videolar indiriyorum sürekli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi burada diploma ve belgeler ismini koymuşum. Belgelerim burada. Hepsi böyle tek dosyanın içerisinde. Diploma ve belgeler diye böyle isim vermişim. Sonra bunu sağ tıklayıp arşive ekle demişim. Sonra da şu RAR dosyasını elde etmişim.
Mail olarak gönderdiğim dosya bu. Aslında çok zor değil ama kafanızda çok büyütüyorsunuz bazı şeyleri. Ondan dolayı sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrardan denklik belgemize. Dediğim gibi bütün belgeleri ayarladıktan sonra mail atıyoruz. Onlar zaten size geri dönecektir. Bu arada aklınıza takılan veya bir sıkıntı yaşadığınız bir konu olursa İYK Fosa'nın kendi mail adresine ihkfosa.info@ihkfosa.de diye onlara mail atabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorlar. Evet, aşçı olduğuma dair, aşçılık yaptığıma dair bir denklik belgesi. Okulda görmüş olduğum yani servis tekniklerinden, turizmden, matematikten, işte otel yönetimidir, aşçı teknikleridir, Almanca ve İngilizce eğitimi gördüğüme dair burada gördüğünüz gibi yazılar var. Daha sonrasında aşağıya doğru indiğimizde tekrar açıklayıcı yazılar var. Bunu ben tam olarak çevirmiştim ve bunu okumuştum arkadaşlar. Ama şu anda tabii ki aklımda değil tam olarak. Yalnız şunu da söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Benim bütün belgelerimi incelemişler. Ve buraya kendileri girmiş arkadaşlar. Almancasını işte kendileri uğraşmışlar. Benim oradakini bir de bütün yazmış olduğum bilgilerin hepsini almamışlar. İşlerine yarayanları almışlar, buraya yapıştırmışlar. Ve bu arada arkadaşlar şimdi şurada yazan yazıda bu tam bir denkliktir. Tam denklik almışım ben. Gördüğünüz gibi bir denklik belgesi. İnşallah siz de bu şekilde bir denklik belgesi alırsınız ve mesleğinizi Almanya'da icra ederseniz. Dediğim gibi dosyayı oluşturmak çok zor değil. Aslında çok basit. Yani şuradan yeni diyorum, klasör diyorum. Bunu sağ tıklayıp şuradan arşive ekle deyince hemen pat diye şuraya çıkartıyor yani. Ha, dosyanın büyüklüğüne göre biraz zaman alabiliyor ama o kadar zor bir olay değil bu. Yapamıyorum, RAR dosyası nasıl yapacağım, işte düz göndersem olmaz mı gibi mesajlar alıyorum. Instagram'dan da çok fazla bu aralar mesaj almaya başladım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Siz kanalımı ne kadar çok takip ederseniz ve videolarımı ne kadar çok izlerseniz size o kadar vakit ayırabileceğim. Diğer şekilde yani ilgi görmediğim zaman bu kanalı bile kapatabilirim, açık söyleyeyim. Ben insanlara yardımcı olmak için bunu yapıyorum. Yani bir beğeni, aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi kafasına takılan, sıkıntı yaşayan arkadaşlara destek olurum her zaman. Ki bir arkadaşımız burada çeviriyi yaptırmış. Benim çeviri yaptırmış olduğum arkadaştan çeviriyi yaptırmış. Tabii orijinal belgeleri almamış. Şimdi ben vize başvurusuna gitmiş olduğum zaman bu belgeleri alıp İzmir'de arkadaşımıza götüreceğim. Bunu da kendisine söyledim. İnşallah yardımcı olurum arkadaşımıza. O da işlerini yürütür. Büyük bir aile olma dileğiyle videolarımızı beğenip abone olmanız kanalımızın büyümesini ve herkese ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.